8. bölüm 1. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat ile mevsuf arasında uyum yoktur? Evet, sıfat tamlamasında sıfat ile mevsuf arasında, yani niteleyen ve nitelenen kelimeler arasında her anlamda uyum olması gerekiyor. Sayı bakımından, erillik, dişillik, cinsiyet bakımından, İrab bakımından uyum olması gerekiyor. Şimdi cümlelere, seçeneklere bakalım. Ca'el müdirul cedidu. Yeni müdür geldi. Buradaki sıfat tamlaması el müdirul cedidu. El cedid kelimesi sıfat, el müdir kelimesi mevsuf, yani nitelenen bir kelime. Burada bir uyum söz konusu. B seçeneğine bakıyoruz. Ra'eytul mudiratel cedidete. Yeni bayan müdürü gördüm. Burada el mudira mevsuf olan kelime el mudira. Gördüğünüz gibi dişil bir kelime olduğu için bunun sıfatı da el cedide şeklinde dişil geliyor. Ve irab bakımından el mudirate bunun harekesi, yani mansup konumunda fethal olduğu için sıfatın cümledeki irabı da bu şekilde olması gerekiyor. C seçeneğine bakalım. Yel'abu tıflu sagiru fil hadikati. Evet, burada yanlış bir sıfat tamlaması var. Küçük çocuk diyeceğimiz zaman, eğer belirsiz kullanırsak, herhangi bir küçük çocuk diyeceğimiz zaman tıflun sagirun. Sagirun, küçük bir çocuk. Gördüğünüz gibi sıfat mevsufa her anlamda uymuş. Eğer dişil olsaydı bu tıfletun, tıfletun sagiratun diyecektik. Yani her anlamda sıfat mevsufa uyması gerekiyor. Şimdi buraya bu cümledeki kelimelere baktığımız zaman yel'abu et-tıflu sagiru fil hadikati. Küçük çocuk bahçede, parkta oynuyor diyebilmemiz için küçük çocuk sıfat tamlamasının at-tıflu At-tıflu es-sagiru, es-sagiru şeklinde olması gerekiyor. Mevsuf olan kelime at-tıflu, yani nitelenen kelime, gördüğünüz gibi belirli bir kelime, merfu halde, merfu konumda, onun sıfatı da aynı şekilde ona uyması gerekiyor. Eril gelmiş, sıfatında eril gelmesi gerekiyor. Ancak bu cümlede yel'abu at-tıflu sagiru. Evet, at-tıflu belirli olduğu için sıfat olan kelimenin de es-sagiru şeklinde gelmesi gerekirken sagiru el takısı olmadan gelmiş. Dolayısıyla sıfat ile mevsuf arasında burada bir uyum yoktur. D seçeneğine bakalım. Qara'tu kitaben cediden. Yeni bir kitap okudum. Burada sıfat ile mevsuf arasında uyum var. E seçeneğinde hadarat müderrisetani, cedidetani, iki yeni bayan öğretmen geldi anlamında. Burada da uyum var. C seçeneğinde uyum yoktur. Doğru seçenek C seçeneği. 8. bölüm 2. soruyla devam ediyoruz. İşteraytu kutuben kesiraten minel ma'rid cümlesindeki mevsuf olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Evet, sıfat tamlamasında sıfat var dedik, bir de mevsuf var dedik. Yani nitelenen kelime. Şimdi bu cümlede mevsuf olan nitelenen kelime hangisi, ona bakalım. İşteraytu ben satın aldım. Kutuben kitaplar, kesiraten çok anlamında, minel ma'rid fuardan,
Şimdi A seçeneğinde min bir harfi cer, mevsuf değil. El maridi bu da min harfi cerrinden sonra geldiği için mecrur gelmiş, mecrur bir kelime. İşteraytu fiil ve fail. D seçeneğine bakıyoruz. Kutuben kitaplar anlamında. E seçeneğindeki kesiraten kelimesi de çok. Yani kesira kutuben kutuben kesiraten evet. İşteraytu kutuben kesiraten minel ma'rid. Kutuben kitap kelimesinin çoğulu, kitaplar demek, kesiraten çok anlamında bir sıfat. Dikkat edelim, kutup kelimesi gayri akil dediğimiz yani akılsız çoğul olduğu için bunların sıfatları müfret müennes olan kelimelerde olduğu gibi geliyor. Bu şekilde tekil geliyor. Dolayısıyla kesiraten kelimesi sıfat, kutuben kelimesi ise bu cümlede mevsuf olan kelime. Doğru cevap, doğru seçenek D seçeneği. İşteraytu kutuben kesiraten minel ma'rid. 8. bölüm 3. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat cümle olarak gelmiştir? Evet. Sıfat tek bir kelime olarak gelebildiği gibi cümle olarak da gelebiliyor. Şimdi bakalım A seçeneğinde ra'eytu raculen alimen. Raculen alimen. Evet. Bilgin bir adam gördüm diyor. Bakın burada mevsuf olan kelime raculen. Onun sıfatı alimen tek bir kelime olarak gelmiş. B seçeneğine bakalım. Ra'eytu racülen ya'melu fil mektebeti. Evet. Şimdi B seçeneğinde ra'eytu racülen. Bir adam gördüm diyor. Ondan sonra adamın sıfatı bakalım nasıl gelmiş. Ya'melu fil mektebeti. Evet. Ya'melu fil mektebeti. Evet, burada ra'eytu racülen bir adam gördüm. Adamın sıfatı ya'melu fil mektebeti, kütüphanede çalışan bir adam gördüm anlamında bir cümle olarak gelmiş. C seçeneğinde qara'tu kitaben cediden, yeni bir kitap okudum. Kitaben cediden yine sıfat burada tek bir kelime olarak gelmiş, müfred olarak gelmiş. Semi'atu savten aliyen, yüksek bir ses işittim. Burada da sıfat cümle olarak değil, müfred yani tek bir kelime olarak gelmiş. Zurtu mesciden tarihiyen, E seçeneğinde tarihi bir mescit, cami ziyaret ettim. Burada da sıfat olan kelime müfred olarak gelmiş. Dolayısıyla B seçeneğinde ra'eytu racülen ya'melu fil mektebeti, kütüphanede çalışan bir adam gördüm. Ya'melu fil mektebeti, racülen kelimesinin sıfatı olarak, sıfat cümle olarak gelmiş. Doğru seçenek B seçeneği.